Bu akşamki misafirimiz Golf 7 2012 model araç. Bu araca 13-14 tane özellik açtık. Sırayla başlayalım. Bakın aracı çalıştırınca ibreler sona vurup geliyor. Kadran selamlama. Çalıştıralım aracı. Emre Bey. Ek yakıtla gösterelim en baştan. Bakın aracın kaç litre daha yakıt alabileceğini gösteriyor. Şimdi başka neler yaptık? Bakın şu anda Amerikan parklarımızı açtık. Gördüğünüz gibi. Gündüz farını kapatıp açma yaptık. Açalım tekrar. Arkayı da göstereyim. Sıfır pozisyonda mı? Evet. Bakın sıfır pozisyonunda normalde arka stoplar yanmaz. Yanar hale getirdik. Açıp kapama menüsü de ekledik. Şimdi sola sinyal verelim. Bakın sinyalle iş park lambası zıt yanıyor. Sağ sinyal aynı şekilde. Dörtleri yakalım. Bakın dörtlerde de bu şekilde hoş bir efekt oluşturuyor. Tabii bunun yanında biz güvenlik için ani frenle dörtlerin yanmasını da kodladık. 90 km hızın üstünde ani fren yapınca dörtler yanacak. Aracı istop edebiliriz Emre Bey. Kitleyelim kumandadan. Bakın kitlemede kornalı onay yaptık. Bu menüden açılıp kapanabiliyor. İstemediğiniz zaman kapatırsınız. Bu arada aracın uyku moduna geçmesini bekliyoruz. Size kapılara duyarlı hırsızlık alarmını da göstereceğiz. Normalde kumandadan kilitlemede araç içeriden açılamıyordu. Onu da düzelttik. Artık araç içeriden açılabilir hale geldi. Doğrusu da bu. Kimsenin mahsur kalmaması için aracın açılabilmesi gerekiyor. Uyku moduna geçmesini bekliyoruz. 15 saniye içinde. Evet bakın şimdi araç korna ve dörtlerle uyarı veriyor. Kumandanın açma tuşuyla iptal edilebiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Başka ne yaptık araca? İsterseniz onu da gösterelim. Kumandayı ikinci konuma getirin. Kapıyı kapatalım. Bakın anahtar kontaktayken de kullanılabilir hale getirdik. Mesela kitleyip açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu da yine araç çalışırken kumandayla kapatıp açabilmek için güzel bir özellik. Bir de pratik sinyali gösterelim. Bakın hafif sinyal veriyoruz. Normalde 3 kez yanıyordu. Bunu biz 5 olacak şekilde kodladık. Selektör sisleri de göstereyim mi Üstad? Evet. Bakın. Selektör yapınca sisler de yanacak şekilde. Yani şimşek efekti kodladık bu araca. Başka ne yaptık? Gaz tepkimesi artışı yaptık. Yokuşlarda artık araç daha seri bir şekilde hareket edecek. Bu chip tuning değil, sadece tepkimenin artışı. O anlamda aracın orijinalliğini bozmuyor. Emre Bey sizinle de kısa bir röportaj yapalım aracın. Ya, böyle daha iyi ışıkta. Biraz uzun sürdü ama evet. Çok güzel özellikler geldi. Herhangi bir arıza yaktı mı arıza yok, ışığı? Herhangi bir ışık yakmadı. Evet. Nasıl? Gayet memnunum. En çok hangisi hoşunuza gitti bu özelliklerden onu soralım. İç dış sinyallerle. Arka ar. Sanırım Amerikan Park da evet, önemli. Evet, açılabilir, kapanabilir olması. Evet, tavsiye eder misiniz Ankara gizli özellik kodlamayı? Tavsiye ederim. Tamam. Sanırım birkaç araç daha getireceksiniz. Evet. Tamamdır. Çok teşekkürler. Broşürümüzü de gösterelim. Biz Ankara Balgat Çankaya'da 7 marka 30 model aracın özelliğini açıyoruz. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi. Kimilerine dönüşe duyarlı sis, Amerikan Park, kadran selamlama, kimilerine alarm, ekranda video oynatma açabiliyoruz Clio 4'lere, Dacia'lara. Ford Focus'lara 2011 ve üstüne Renault Symbol, Dacia Sandero'lara yokuş kalkış desteği açabiliyoruz. Kimisine yol bilgisayarı aktif edebiliyoruz. Kitlemede korunan uyarı, Fluence, Megane 3'lerde, Ford Fiesta'larda kumandadan cam kapatma gibi birçok özelliği açabiliyoruz. Sosyal medyada YouTube, Facebook, Instagram'da Ankara Gizli Özellik kodlama olarak bulabilirsiniz. Herkesi bekleriz.